Mutlu, heyecanlı bir pazartesi gününden her birinize merhabalar arkadaşlarım. Ben kalktım şöyle bir evleri toparladım. Kendime güzel bir Türk kahvesi yapmak istiyorum. Bugün hiç çay içmedim. Canım nedense hiç çay istemedi. Yakup geceden çıktı, uyuyor, geldi zaten beri. Ben de kendime biraz daha gelmek adına güzel bir Türk kahvesi yapayım, değil mi? Gelin birlikte içelim. Ocağıma koyayım. Ocağımı da silmedim. Biraz sonra çünkü makinemi boşaltacağım. Şurada bulaşıklarım var. Makinemde de yıkanmışlar var arkadaşlar. Bunların hepsini boşaltacağım. İyice buharı suyu falan çekildi. Sonra kirlerimi yerleştiririm ve yemek yapacağım. Çünkü saat 4 gibi çıkacağım evden. 5'te kurs başlıyor. Anca yetişiriz. Nutfiye ile birlikte. O da karşı mahallede. Şimdi hemen şu karşı mahallede arkadaşlar. Aramızda sadece bir yol var. Oradan binecek otobüse. Ben de buradan bineceğim. Aynı otobüse binmiş olacağız. Çünkü ilk kalkış noktası orası. Oradan kalkıyor. 5 dakikaya da buraya geliyor. O yüzden benim çeyrek geçe falan durakta olmam gerekiyor. Bakalım. Tabii şu anda saat öğlen. Çınar okulda gelmedi. İşte Çınar gelene kadar hem yemek yapacağım. Hiç yemeğim yok çünkü çorbam dahi yok yani. Bilmiyorum ne yemek yapacağım. Kafamda da hiçbir şey yok ama böyle acil bir yemek yapmam lazım yani. Akşama yemek olsun çünkü. Da kuaföre gideceğim. Kuaförde benim kabım vardı. Zeytinyağı kabım. Hem onu alacağım hem de kaşlarımı aldıracağım arkadaşlar. Ve hemen markete uğramam gerekiyor. Ama A101'e uğramam gerekiyor. Çünkü benim krekerler orada satılıyor. Neyse A101'de ters tarafta. O tarafa gidemem vallahi hiç. Şu kahvemi bir içeyim de. 7 ya da 7'den sonra da şeye bakmaya gelecekler. L koltuğa bakmaya gelecekler. Eşi görecekmiş. Beyefendiyle görüşmüştüm. Müsaitseniz bakabilir miyiz dediler. Ben yokum ama eşim evde. Şu ojelerimi çıkaracağım. Bakın iğrenç durumdalar. Şöyle soyuldu. Bunları çıkaracağım. Tırnaklarımı falan biraz kısaltacağım. Keseceğim. Törpüleyeceğim. Sonra güzel bir oje sürerim. Vallahi biraz böyle bir kurs şeyiyle bahanesiyle dışarıya çıkacağız. İnsan içine gireceğiz diye. Biraz da bir kendime bakayım yani. Bu bahaneyle. Hadi kız kayna artık. Köpürdü kabardı. Ay maşallah. Ellerime sağlık. Ben bunu bir yudum. Bir adet böyle donduracağım domatesli taze fasulye çıkardım. Zeytinyağımda güzelce şimdi soğanımı kavuruyorum. Patates de ilave edeceğim içine. Patates de çok güzel oluyor çünkü. Bir de pirinç ısladım. Yanına pirinç pilavı yapacağım. Yemeğimi yapayım. Kapatayım arkadaşlar. Yemeksiz olmaz. Çınar evde, Yakup evde. Ben gideceğim zaten bir 1,5-2 saate kadar. Geç geleceğim. Böyle sabah biraz erken saatlerde yapacağız artık yani yemeği. Koydum arkadaşlar. Bu da böyle pisi alacağım. Pissin yavaş yavaş. Yemeğim de burada. Suyunu falan verdim. Niye kaynamıyor? Altını mı kapatmışım? Şimdi kaynar. Biraz ılıktı çünkü verdiğim su. Kaynar suyum yok. Ben geç kalacağım. Çıktım arkadaşlar. Defteri falan. Kart dolum alanına gidiyorum. Kart dolduracağım. Ondan sonra şuradaki durağa yürüyeceğim. Of. Ay nasıl şey yaptım. Anneme gittim çünkü tam yani gıdı gıdına biliyor musunuz? Anneme gittim, kartı aldım, eve geldim hemen üstümü giyineyim hazırlayayım diyene kadar. Saat geldi zaten. Hemen şu köşeye kadar yürüyeceğim. Oradan şey yapacağım. Dolum yapacağım. Acaba şuradan otobüse binebilir miyim? Durak diyor ama. Neyse bakacağız. Yürüyeceğim olmadı. Akşam yemeği falan yemedim. Karnım da aç değil. Yanıma kraker aldım sadece. Şimdi bir de şuradan süt gibi bir şey alacağım. Meyve suyu ya da süt. Şimdi krakerle onu atıştırırım. Tuzlu kraker aldım. Akşam yemeği niyetine girme. Yapacak bir şey yok. Bu saatte çünkü karnım acıkmış arkadaşlar. Kahvaltıya geç yapıyorum. Eve gittim de saat çok geç olacağı için 11 olacağı için o saatten sonra da yemek yemem. Direkt biraz ders tekrarı yapar. Yatarım. Of. Yani durakla dolum alanın arası o kadar saçma bir mesafe ki.
Tam 4 4'ü 5 geçe falan Nutfeler'in oradan kalkıyor tabii. 4'ü 8 geçe burada oluyor. Şu bayiciye de sorayım bir. Şuradaki duraktan bilebilirmiş. Geberdim. Koştur koştur hiç sevmem bir yere geç kalmayı. Geldik daha doğrusu çarşı arkadaşlar. Kübra da inmiş bekliyordu bizi. Pardon. Hemen onun üstten bir şurada bakmaya koyacağım, para çekeceğim. Arkadaşlar kurstan çıktık. Ve... Benim çekiyor muydu? Merhaba ve arkadaşlar. Sokaklarda hiç kimse yok. Ama bunların şeyi karşılığını alacağız. Güvenlik olarak. Yalnız ben Eskişehir'de soğuğunu unutmuşum. Ben devriye mevriye atmak istemiyorum. Arkadaşlar çok şükür sesi açısına kısmıştım da telefonum kursta çalıp duruyordu çünkü sürekli. Eve gelebildik. Yani size şöyle söyleyeyim, normalde kurs 10.30'da bitiyor. Tam 10.30'da. Ama biz 10.30'a kadar beklemedik. Çünkü hocamız dedi ki evi uzak olanlar ya da sıkıntı yaşayacak olanlar 10'da çıkabilir dediler. Öyle deyince biz de 10'da çıktık vallahi, ne yalan söyleyeyim. 10'da çıkmamıza rağmen 2 tramvay yaptık geldik. Hani aktarmalı bir şekilde geliyoruz. Yol sıkıntı olmuyor. Hemen tramvaya biniyoruz önünden kurs yerine. Tekrardan tramvay durağında üniversitenin orada iniyoruz. Tekrardan aynı duraktan tramvaya binip geliyoruz. Ama tabii şimdi birazcık sıkıntı oluyor yani. Arabayla neden gitmiyoruz onu da söyleyeyim. Araba park alanı yok. Var ama ücretli. Bizim de zaten 5'te kurs başlıyor. 10-10.30'da bitiyor. O kadar saat her gün 18-20 gün boyunca ücreti ödemek çok ağır gelecek yani maddi açıdan. Ve onun dışında da park alanı yok arkadaşlar. Tam merkezde Göbek'te olduğu için kurs alanı sıkıntı anlayacağınız. Odun pazarına falan bırakmamız gerekiyor. Odun pazarına bırakırsak da eğer arabayı, odun pazarı ile kurs yerinin arası bayağı bir mesafeli. Giderken sıkıntı olmaz ama gece dönüşte o taraflarda çok sıkıntı olur. Sıkıntı yaşarız yani. Anlayacağınız tramvayla gidip tramvayla ya otobüste gidip tramvayla geliyoruz. Bu şekilde yapıyoruz biz. Tabii ki Nusfe'nin de benimle birlikte gelmesi benim için çok büyük bir avantaj. Onun için de çok büyük bir avantaj. Aynı mahalledeyiz çünkü sıkıntı yaşamıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Sadece şurada yol ayrımında yollarımız ayrılıyor yani. Orada da zaten sıkıntı olmuyor. 5 dakikalık yol yani. Neyse geldim ya, kutlar yemeğini falan yemişler. Karnını doyurmuşlar, mutfağı dağıtmışlar. Çekirdek falan çitlemişler. Hiç toplamaya halim yok çünkü yorgunum ama mecburum da. Ya şu toplamayı toplasam da iyi olur biliyor musunuz? Üstüme hemen sıcacık şeyler giydim çünkü çok üşüdük gerçekten. Yani ne giyerseniz giyin arkadaşlar, nasıl kalın giyinirseniz giyin yine de üşüyorsunuz çünkü Eskişehir'de gece saat 11-11.30 civarı dışarısı buz kesiyor yani. Bugün kurs günüm nasıl geçti? İlk günümdü. Güzeldi tabii ki de, çok heyecanlıydık ama o kadar heyecanlanacağımız kadar bir şey yokmuş. Yani sonuçta çocuk çoluk değiliz. İnsanlarız, hapşırdım bu arada. Her birimiz yetişkin insanlar olduğumuz için yaş ortalaması zaten 30 ve 35 sanırım. Benim anladığım kadarıyla. Her birimiz yetişkin insanlarız. O yüzden öyle çocuk çoluk yok yani. İlk girdik işte, bu arada ücreti falan da bugün verdim. Yani vermemiştim ben. Bugün ödedim ücretini falan. Girdik. Hocalarımız çok iyi. Bu arada 3 tane hocamız var. 3'ü de erkek. 3 hocamız da emniyet. Bir tanesi... Yok evet doğru, üçü de emniyetle emniyet görevlisi yani emniyetten emekli. İki tanesi emniyetten emekli. Bir tanesi bayağı genç. O bugün girmedi sanırım, yarın girecek ama gördük tanıştık yani. Bayağı genç, o emekli olamaz yani, mümkün değil emekli olması. Ama o da yani emniyet dediler çünkü. Bilmiyoruz artık, yarın tanışacağız net bir şekilde. Hocalarımız çok kafa. Gerçekten sıkıcı hiçbir şey yok. Çok eğlenceli kurs. Hakikaten çok eğlenceli. Sıkıcı hiçbir durum yok. Çok güzel anlatıyor hocamız. Dediğim gibi bugün sadece daha bir hocamız girdi. Daha 2 tane hocamız var. Çok güzel anlatıyorlar. Hem şaka oluyor, şamata oluyor, espri oluyor aralarda sürekli. Anlatımları çok net, çok güzel, çok anlaşılır. Yani şöyle söyleyeyim size.
Bugün kaç, 5'ten 10'a kadar dersteydik. 3 defa mola verdiler 10 dakikalık. Zaten 10 dakikalık molada da yani bir küçük bir balkonumuz var. Bütün sınıfça oraya çıkıyoruz. Orada işte sigaramızı içiyoruz. Sigara molası yani. Sonra giriyoruz tekrar içeriye. Onun dışında yani hiçbir sıkıntı yoktu. Maşallah diyeyim, gerçekten kurstan korktuğumuz hiçbir şey olmadı. Hocalarda kafa çok güzel. Hani istediğimiz gibi soru sorabiliyoruz rahatlıkla. Çünkü hani dediğim gibi sert insanlar olsa soru bile soramaz, insan çekilir. Öyle değiller, tam böyle yani şaka şamata, gerçekten çok eğlenceli. Zaten kursumuzun da Instagram sitesi var, orada da çok güzel videolar paylaşıyorlardı. Orada izliyorduk biz. Daha bugün ilk günü yani, ilerleyen derslerde daha güzel şeyler olacak. 2 gün Kütahya yoluna gidilecek arkadaşlar. Kütahya yoluna bizi otobüsle götüreceklermiş. İşte araçlarla götüreceklermiş, yani bizim otobüs demeyeyim, araçlarla Kütahya yoluna gidecekmişiz. Bizi topluca götüreceklermiş. Orada işte silah atış dersleri olacakmış sanırım. Yani şu an için maşallah diyeyim her şey güzel. İnsan belli bir yaştan sonra kafam basmaz, öğrenemem, zor öğrenirim diye düşünüyor ama hocanız iyi olursa, anlatım şekli güzel olursa, ortam iyi olursa, çekineceğiniz, stres olacağınız bir ortam olmazsa gerçekten her şey güzel ilerliyor. Maşallah, nazar değmesin, her şey güzel ilerledi. Bugün mesela anlatılan konuların hepsini çok net ve güzel bir şekilde anladım arkadaşlar. Hatta eve geldiğimde kendi kendime de tekrar yaptım. Tabii bir iki şeyi böyle atlıyorum, yani ismi aklıma gelmiyor. Yalnız size şöyle bir şey söyleyeyim. Güvenlik görevlisi olmak o kadar da basit ve kolay bir iş değilmiş. Ya da güvenlik sertifikası alabilmek o kadar da kolay bir şey değilmiş arkadaşlar. İnsanlar işte kolay olduğunu, kolay bir meslek olduğunu ya da kolay bir şekilde sertifikası alındığını söylüyorlar ama alakası yok. Bunun çok ince ayrıntıları var. Kursa gidenler gerçekten bilirler. Çok ince ayrıntıları var. Çok zorlukları var. Çok tehlikesi var. Gerçekten var yani. Bunu bugün daha iyi anladık ki bir polis memuru bu arada asayişten, pardon, narkotikten, evet, bugün dersimize giren hocamız narkotikten emekli olmuş arkadaşlar. Yani çok da güzel onur belgeleri falan da var hocamızın. Çok bilinçli, 30 yılın vermiş olduğu bir tecrübe var. Yani adam resmen ezbere anlatıyor zaten her şeyi. Ve ne kadar çok zor olduğunu da anlattı bize. Biraz gözümüz korktu mu, korktu evet, ama yapacak bir şey yok. Her işin bir zorluğu vardır. Her can güvenliği ve can tehlikesi var mı? Evet var. Anlatılan şeylerde tabii insan bir ürperiyor, korkuyor ama alışacağız. Yani özellikle biz bayanlara dediği şey şu oldu. Bayan gibi değil, erkek gibi olacaksınız dedi. Yani ne bileyim, bir karşı tarafa tepki verirken, komut verirken bayan gibi değil erkek gibi olacaksınız dedi. Çok güzel şeyler anlatıldı. Güzel ders işlenildi. Her şey yolunda. Merak ediyordunuz. O yüzden çıkıyorum sizlere. Her şey yolunda yani şu an için. İnşallah ilerleyen dönemlerde de her şey güzel olur. İnşallah. Bu arada sınavımızda tarihi tam olarak belli oldu. 19 Şubat'ta sınavımız var arkadaşlarım. Yani çok da geç bir süre değil. Şu an bizim kursumuz bittiğinde bizim sınav tarihimize bir ay falan kalmış olacak. Bir ayda evden çalışacağız. Kitaplarımızı aldık. Kitaplar verildi. Ayrıyetten telefonumuza bir program yüklenildi hepimize. Ve yarın yine bir iki program daha yüklenecekmiş. Oradan sürekli deneme testleri yapacağız. Deneme sınavları yapılacak. Gruplarda sürekli aktif bir şekilde konuşulacak. Sürekli aktif bir şekilde dersler, notlar atılacak. Yani ilgili, alakalı bir kurseri ve 3 defa Türkiye birincisi çıkarmış sınavdan arkadaşlar. Bu arada deli gibi karnım aç. Niye karnım aç? Çünkü akşam yemeği yemedim ben. Sabah 11 civarı kahvaltı yapmıştım. Hem de sağlıklı bir kahvaltı yapmıştım. Öyle ekmek falan da yemedim yani. Sağlıklı güzel bir kahvaltı yaptım. Onun dışında evde atıştırmalık olarak böyle 3-4 tane fındık yemiştim. Krekerimi çantama attım ve çıktım. Bir adet meyve suyu içtim. Kreker atıştırdık sürekli derste falan da. Zaten eve gelmemiz de 11.30-12'yi bulduğu için bu saatten sonra, şu an saat 12.05 geçiyor. Bu saatten sonra çok açım. Aşırı midem kazınıyor şu an, deli gibi açım.
Ama bu saatten sonra yiyip de üstüne yatalım arkadaşlar. Zaten bir 18-20 günde böyle devam edersem en azından fazla kilolarımdan da kurtulmuş olurum diye düşünüyorum. Bu da benim bir bahanem olmuş diye düşünüyorum. Olur diye düşünüyorum. Hatta yarın bugün marketten kreker falan almıştım. A101'e uğrayamadım. Şok markete uğradım da Nescafe aldım. Bir de şöyle 5'li kreker aldım. 16,5 lira bunun da fiyatı. Vallahi iyice uçurmuşlar fiyatları ya. Kafayı sıyırmışlar. Ya şu an midemde böyle bir açlık var ama mide bulantısı da var. O yüzden hiçbir şey yemek istemiyorum. Ağzıma herhangi bir şey atarsam bunun devamı gelir diye düşünüyorum. Hatta bir ara böyle bir ilk yeri geldiğimde düşündüm. Acaba dedim şey mi yapsam, yeşilliğim falan da çok ya. Ton balığım da var. Ton balıklı salata mı yapsam yesem dedim. Vazgeçtim arkadaşlar. Yemeyeceğim. Çünkü tartıldım. Bu saatte tartılmama rağmen eksiği gördüm. O beni bir motive etti, mutlu etti. O yüzden yemeyeceğim. Yani dediğim gibi kurs bitimine kadar da bu şekilde devam edersem fazla kilolarımdan da kurtulmuş olacağım inşallah. Hayırlısıyla. Su sıkıntım oldu bugün. Sürekli kurs yerinden içtim ama gerçi serbest oradan içmek sıkıntı olmuyor. Kahvedir, çaydır, içecek her şey var. Ama çok fazla vaktimiz yok keyif yapmaya. Çünkü çok sık bir şekilde ders işliyoruz. Bir de derste zaten lak lak da yapılıyor. O yüzden molalara çok fazla girilmiyor yani. Yarın tapırımı götüreceğim. Tapırıma suyumu koyacağım ve büyük sırt çantamı alacağım. Kendime büyük sırt çantamı ayarlayacağım. İçine krekerlerimi falan atacağım. Birkaç şekerli bir şey alacağım. Marketten böyle şekerler var, onlardan alacağım. Ben seviyorum böyle ağzıma atıp hani şey yapmaya. İştahımı da kesiyor, iyi geliyor. Yine bir iki de susamlı kraker falan alırım. Atıştırmalık güzel oluyor ama Bim'den alacağım özellikle. Yarın bir Bim markete gidip geleceğiz. Yani olaylar bundan ibaret. Ha, bu arada size bir haberim var. Dün Letgo'dan benim L koltuğa müşteri çıkmıştı. Abi çok beğenmiş. Dedi ki eşimle gelip bakabilir miyim? Ben dedim ki tabii ki gelip bakabilirsiniz. Ben evde olmayacağım ama dedim hani eşim evde olacak. O size yardımcı olur dedim. Gerçekten de sözün eriymiş yani. Adam 7'den sonra geleceğim dedi ve gelmiş. Zaten Yakup'un da telefon numarasını vermişti iletişim için. Gelmiş arkadaşlar. Bakmışlar, görmüşler ve beğenmişler. Kendilerine bir köy evi yaptırmışlar. Çok da küçük bir köy eviymiş. Tam da oraya göre oluyormuş L koltuk. Çok beğenmişler. Anlaştık zaten biz fiyatta. Aldılar. 1900'e sattım. 100 lirasını da hatta kimseye satmayalım, müşteri bulmayalım diye kapora vermişler. 100 liraya bırakıp gitmişler. Cuma günde gelip teslim alacaklar. Yani cuma günü benim L koltuk gidiyor. Yeni koltuklarda muhtemelen hafta içi gelecek, haber verecekler bana. Cuma'ya kadar gelir diye düşünüyorum ama inşallah yani hazır olur diye düşünüyorum. Ama öyle olursa da ben arayacağım mobilyacıyı, diyeceğim ki cumartesi günü falan getirin diyeceğim. Çünkü cuma koltuklar gidecek. Cumartesi falan getirmeleri gerekiyor. Onu boşalması lazım çünkü odanın. Koltuklar hakkında da çok güzel yorumlar gelmiş. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım hepinize. Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin inşallah. Bir de birkaç arkadaş da şey demiş. Annenin baktığı koltuklardan alsaydın demiş. Benim annemin baktığı koltuklardan zaten salonum da var arkadaşlar. Benim salonumda şu an kullandığım koltuk Eskişehir'de oturanlar gidip bakabilirler. Hala Doğan Şahin mobilyanın vitrininde duruyor benim koltuklarım. Kahverengisi var. Ve şu an fiyatı sanırım 40.000 TL. Yani arkadaşlar benim oturduğum, kullandığım 40.000 TL'lik bir koltuk takımım var zaten. Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin. O yüzden benim kalkıp da oturma odasına da yani çok uçuk fiyatlar verip de bir koltuk takımı almama ihtiyacım yok. Sağlam olsun, bizi belli bir süre idare etsin yeter. Ben o moda, o içeride sattığım yeşil kanepeleri de çok pahalıya almamıştım. Yıllar önce örnek veriyorum, 2 tane kanepe normalde her yerde 2-2,5 milyarsa ben gidip onları Moda Life'tan çok çok uygun almıştım. 2 kanepeyi 1200 almıştık biz. Ve bana herkes şunu demişti biliyor musunuz? Moda Life'tan mobilya alınmaz. Yok işte siz bu kanepeleri çok ucuz aldınız. Bunlar 2 günde çöker dediler. Ama ben o kanepeleri yıllarca kullandım. Ve sürekli gelen yatılı misafirlerime yatak açtım. Biliyorsunuz benim çok yatılı misafirim geliyordu. Sürekli hepsini yatak açıyordum yani. Ve üzerinde sürekli yattık, kullandık. 2-3 defa taşındı onlar, düşünün yani. Yani şunu demek istiyorum. Pahalıymış, ucuzmuş, bunlar birazcık şans işi. Arkadaşlar bunlar biraz şans işi yani. Bir de benim aldığım içeriye oturma grubu aldığım oturma grubu da yani ucuz bir oturma grubu değil arkadaşlar. Kalitesiz bir oturma grubu değil.
çok satılan, çok satan bir oturma grubuymuş. Hiç kimseden de bir şikayet alınmamış. Öyle yani gidip de dandik bir şey de almadım. Bütçem yettiği kadarıyla bizi idare edecek, kullanabileceğimiz rahat koltuk takımı aldım. Berjerleri keşke almasaydın diyenler olmuş. Tabii ki de fikirlerinizi sunuyorsunuz bana, teşekkür ediyorum. Ben iki tane kanepe almak istemedim arkadaşlar. Çünkü orada şık bir koltuk takımım olsun istedim. Çünkü ben bunu anladım şu eve taşındıktan sonra. Benim eve misafirim geldiği zaman hiç kimse salonda oturmuyor. Çünkü salonda televizyonum yok. Herkes oturma odasına geçiyor arkadaşlar. Herkes oturma odasına geçtiği için mesela geçen Yakup'un dayıları geldi. Dayısı vardı, yengesi vardı, Necla abla vardı, çocuklar vardı, biz vardı. Yani o küçücük L koltuğa oturmaya çalıştılar. Mesela o zaman benim bu yeni aldığım oturma grubu olsaydı çok rahat bir şekilde oturulabiliyordum. TV koltuğuna gelirsek, TV sandalyesine, sallanan sandalyeye gelirsek de sığarsa koyacağım, sığmazsa koymayacağım. Benim odama gelecek TV ünitesinde çok minik, böyle küçük şirin bir TV ünitesi var arkadaşlar. O gelecek, konsol çıkacak oradan. Onun da resmini şuralara, bir yerlere ya da kapak kısmına koyarım. Bugünlük benden bu kadar. Çok stresli bir gün geçirdim. Çok heyecanlı bir gün geçirdim. Biraz da koşuşturmalı bir gün geçirdim. Kendinize çok çok iyi bakın. Her biriniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.